Adıma gelen kargoyu şu Sen ne anda yaptın buradan? açtım. Açtın mı? Neyi açtın? Neyi kaçtın abi? Kargonun içini kontrol ediyorum. Evet. Bana bir tane kitap göndermiş. Dolayısıyla Ne sipariş vermiştin? söylenen telefon falan öyle bir şey yok. Yani dolandırıldı. Birkaç gün bekledim, bir hareket çıkmıyor. Ben de bunun üzerine savcılığa gittim. O zaman Yozgat'ta ikamet ediyordum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kişi hakkında bir iddianame hazırlandı. Ve bu kişinin hakkında da o kişinin aslında Sivas'ta olduğu ve Kırşehir'i kullandığı öyle ortaya çıktı. Benim gönderdiğim parayı yine Sivas'tan bir banka şubesinden çektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine iddianame hazırlandı ve Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Ben belki bu mağdurlardan bir tanesiydim. Bu kişinin sonradan sabıkası olduğu ortaya çıktı ve bizden aldı. Benim şikayetçi olduğumdan kaynaklı da şu anda Çorum Ağır Ceza cezaevinde de yatıyor kişi. Dolayısıyla insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olarak yaptığı, içinde bulunduğu durumları izah edecek bir dilekçeyle savcılıklara müracaat etmesi halinde aslında birçok mağduriyetin önüne geçebileceğimiz kanaatindeyim. Belki bizim bu durumumuzu gören başka kardeşlerimize de örnek olması açısından bunun da bu şekilde duyurulması daha da iyi olacağı kanaatindeyim. Biz yaşadık, bir başkaları yaşamasın ve bu şekilde dolandırıcılık yapan kişileri de mutlaka hak ettiği cezayı alması gerektiği kanaatindeyim.